Merhaba. Kısa arada yine görüştük. Ben bugün neden bahsedeceğim? Biraz sonra öğreneceksiniz. Çok önemli bir şeydir. Aslına bakarsan yardımcı hocam Doktor Engin Deniz Yeriş var. O beni uyardı. Nasıl uyardı? Facebook'ta baktım. Facebook'ta bir baktım. Soyunmuş, bir kova almış, eline geldi, suyu kafasına aşağı boşalttı. Bu ne yapıyor ya dedim. Bir de buzlar döküldü. Ondan sonra görmeye başladım. Bir şeye farkındalık yaratmak, anlatmak, göstermek, paylaşmak istiyordu. Neyi paylaşmak istiyordu? Bir hastalığı. Aslında bakıyorsa biz neyi biliyoruz? İşte kanserdi, bilmem şuydu, veremdi, ne bileyim gripti. Başka bir hastalık biliyor musunuz? Ama bazı hastalıklar var ki farkında olmadan bizim yakamıza yapışabilir. Eğer biz yakamıza yapışmasını istemiyorsak tedbirimizi almamız lazım, insanları kucaklamamız lazım. Biraz sonra değerli misafirim görüşten açacak. ALS hastalığından söz ediyorum. Çok etkilendim. Figen Hanım var. Figen Hanım Amasyalı, benim çok sevgili bir arkadaşım. Ona söz vermiştim. 6-7 aydan beri çay içmeye geleceğim diye. Kısmet bugünmüş. Hem gittim, hem ticaret, hem alışveriş derler ya. Hem ziyaret, hem ticaret oldu bizimki. Dedim ki, sevgili Figen, seni eşim sevgili Ali Bey ile beraber alacağım. Biraz yürüteceğim ve de nereye götüreceğim? İzmir Port Stüdyolarına götüreceğim. Bir çekim yapacağız. Neden? Biz de beraber bir farkındalık yaratalım diye. Şimdi önce ben Figen Hanım'a hoş geldin. Sevgili Figen hoş geldin. Sağ olun. Teşekkürler. Nasılsın? İyisin? Gayet iyiyim. Sağ olun. Maşallah yüzün gülüyor, böyle gözlerin gülüyor. Sağ olun. Her şey yolunda. Sağ olun. Şimdi İyiyim. İzin verirsen seninle beraber senin dün Face'te paylaştığın yazıyı okumak istiyorum. Tabii beraber ki. Okuyalım hatta. Lütfen. Bakın. Buyurun. Ben şimdi dün aldığım, Face'teki aldığım yazıyı beraber okuyorum. Lütfen. Bakın Figen Hanım ne diyor? ALS hastalığıyla ilk kez rahmetli Sedat ile görsel basında tanıştım. Daha önce ne duydum ne de gördüm. Ben de ne duydum ne gördüm. Çok üzüldüm. Allah yardımcısı olsun dedim. Bir gün benimle başıma geleceğini düşünmeden, bilmem dikkat ettiyseniz yazıya başlarken, yazıya diyorum, konuşmaya başlamadan önce başımıza gelebilir dedim. Aynen. Bak, aşırı yoğun ve tempolu bir düzende hayatım devam ederken sağ el baş parmağımı kullanmakta zorluk çekmeye başladı. Şimdi kullanabiliyor musunuz yine? Hayır. Şu sağ el baş parmak. Şu mu oluyor? Şu anda tamamen sağ el baş parmağım ve diğer parmaklarımı kullanamıyorum. Evet. Bana yardımcı olan tek parmağım işaret parmağım, onunla klavyeyi yazıp kullanıp işimi evet. yapabiliyorum ve mesleğimi devam ettirebiliyorum. Çok güzel. Şimdi devam ediyoruz. Bakın, baş parmağımı kullanmakta zorluk çekmeye başladım. Kalem tutmam, mandal tutmam gibi. İşte ben kalem tutabiliyorum. Allah bana böyle bir kötü şey verebilirse, kötü demeyeyim de bir hastalık verebilirse belki ben de tutamayacağım. Belki siz de tutamayacaksınız. Öyle değil mi? Aynen. Herkesin başına. Doktorlara gittim. Filmler, MR'lar, EEG'ler, EVG'ler, aklınıza ne gelirse her şey yapıldı. Aynen öyle. Sonuç primer lateral skleroz. Aynen öyle. Hı hı. Hiç üstüne durmadım, önemsemedim. Bu işte bana göre en önemli nokta bu değil mi? Ya şöyle, tabii ki doktorların uyarısı da bu anlamda pek etken olmadı. Yani bana Figen Hanım aman hastalığı takip edelim, bir olumsuz durum söz konusu olduğunda bize dönün diyen olmadı. Ama buradan şu çıkıyor, bazı doktorlarımız da bu işte atlamış olabiliyorlar yani, ve önemsemiyor, aklına gelmiyor, böyle bir şey aklına gelmiyor. Çok spesifik bir rahatsızlık evet. olduğundan dolayı evet. maalesef bununla alakalı evet. Ciddi tanının konulması ve sonraki aşamada sıkıntı hala devam ediyor. O nedenle böyle bir farkındalığın yaratılmasından dolayı
Ben umutlu ve mutluyum. Çok güzel. Şimdi yazınızda okuduğum gibi Temple yaşama devam ediyorsunuz. Aynen öyle. Her şey eskisi gibi ama belli bir zaman sonra elimdeki sıkıntı artmaya başladı. Allah'ım ne yapacağım, niye böyle oluyor deyip rahmetli Nurcan Özdemir'in kuzeni, çok yakın arkadaşım Nurcan Bey kendilerini bu konuda uyarıyor. Ama o şey kalpçi bir yok. Hayır, nörolog. Nörolog, evet, nörolog, evet, şimdi hatırladım. Uyarıyor, lütfen fikrinde ufacık bir değişiklik sezer iseniz hemen alın doktora götürün diye. Onun üstüne onların yanında konuşmamda sıkıntı var dedim. Beni tulumba yuvarlayıp hemen karga tulumba aldılar. Ege Üniversitesi'ne gittim. Ondan sonra Burhanettin Uludağ bir sene MR'dan çektikten sonra, EMG çekildikten sonra bana en talihsiz haberi verdi. ALS olduğumu 30 Temmuz 2009'da net olarak öğrendim. Peki bir şey merak ediyorum. Böyle bir tanıdan sonra yüzünüze söylendiği zaman hani kaynar sular başınıza, başka ne oldu, ne hissettiniz böyle? Valla daha kötüydü çünkü Burhanettin Bey normalde bu hastalığı seyri ortalama 2-5 yıl yaşam. Yatalak ve dilim, beslenme, solunum, konuşma tamamen etki altında olduğundan Figen Hanım hayatınızı planlayın, yapmak istediklerinizi yapın. Maalesef süre bu dediğinde zaten orada son nokta. Peki bir şey düşüneceğim. Ağladınız mı? Hemen ağlar çünkü insanlar. Yani ağlamaktan öte oğlumla alakalı, hani eşim tabii ki ergen, evet, yetişkin ama oğlum o dönemde üniversite sınavına hazırlanıyor. Hani onun olumsuz. Psikolojik durumu ne olacak? Aynen, en çok onu düşündüm. Ama bu arada sözünüzü kesiyorum. Tebrik ediyorum. Oğlunuz üniversiteyi bitirdi. Aynen, bitirdi. İş hayatına katıldı. Yüksek lisansa başlıyor. Ama yani onunla alakalıydı. Ne yapalım, nasıl okur, ne eder. Ama hiç de öyle değilmiş. Her şey maalesef nasıl olması gerekiyorsa öyle devam ediyor. Size 2-3 yıl dediler, 5 yıl geçti. Aynen, 5 yıl tamamladı. Ben sizi bildiğim beri böyle siz nazarındaymışsın böyle. Maşallah güler yüzlü, yani, çalışkan, konuşkan. Şey, dün bir arkadaşımla telefonda sohbet ederken ona da aynı şey ifade ettim. Ben ürettiğim zaman besleniyorum ve sevgiyle besleniyorum. O anlamda hem işim olduğundan dolayı hem de inanılmaz sevgi dolu dostlarım, arkadaşlarım, en önemlisi ailem, eşim ve oğlumdan dolayı olağanüstü şanslıyım. Şimdi şanslısınız. Ben de sizi tanıdığım için şanslıyım. Sizin gibi çok değerli bir arkadaşım var. Sağ olun. Belki biliyorsunuz, ben eşiniz sevgili Ali Bey'in babasını tanıyorum. Nazilli Belediye Başkanı'ydı. Biz gençtik. Çalıştığım gazeteden giderdik. Bizi çok ilgilendirdi. Çok yakınlık gösterdi. Çok ikram oldu. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Buradan Nazilli halkına da bu arada selam göndermiş olalım. Aynen öyle. Böyle. Ali Bey de öyle zaten. Sağ olun. Ama ben biraz önce Ali Bey ile konuşurken Ali Bey dedi ki 40 basamaklı merdiveni çıktı dedi. Ben çıkamam. Aynen. Nasıl çıktınız böyle? Vallahi Ali'nin elini tutarak 50 basamağı bile. 50, uuu. Ya hayatta şu inanılmaz önemli.
ben neyi ne kadar yapabiliyorum, yapabiliyorsam da bunu sonuna kadar kullanmalıyım. Evet, bugün enerjim buna yetiyor, bunu yapıyorum. Yetmediği zamanda ne yapalım? Hiç kalkmadan oturduğum yerden hayatıma devam ederim. Ama bildiğim kadarıyla siz hayata iyi sarıldınız böyle. Hep olumlu yöne bakıyorsunuz, evet, sevgiyle evet, bakıyorsunuz. Aynen öyle. Bir şey daha dikkatimi çekiyor. Sizin şirkete bakıyorum, gelen giden eşiniz, dostunuz çok. Demek ki çok seviliyorsunuz. Sağ olun, umuyorum öyledir. Şimdi bakın, ben sizin için bir şey yazmıştım. Onu izin verirseniz okumak istiyorum. Bir yazımda şöyle söz ettim. Çok az kişiye söz veriyorum. Bunlardan biri de Figen Amasyalı. Bence dünyanın en iyi dost, sever, can insanı. Harika sözcüğüyle tanıtacağım Figen Amasyalı'yı size şöyle tanıtayım. Zaten şimdi Figen Hanım'ı görüyorsunuz beraber ama bunu gazete okuyucuları bilmiyorlar. Yolda, caddede düşünceli bir halde yürüyorsunuz. Hakikaten ben öyledim. Aklınızdan, fikrinizden bin bir soru geçiyor. Eve gideceğim, şunu yapacağım, işte şunu yapacağım, bunu yapacağım diye düşünüp gidiyorsunuz yolda. Çoğumuz öyle. Hiç kimseyi görecek, bakacak, konuşacak haliniz yok. Belki de sıkıntıdan ağlayacaksınız. Sığınacak liman arıyorsunuz. İşte o anda yanınızdan silüet şeklinde bir bayan geçiyor. Figen Hanım geçti. O ne? Her şeyi unuttunuz, dönüp arkasına hakikaten gerçek oldu. Böyle gidiyordum düşünceli bir halde. Onu düşünüyorum, bunu düşünüyorum. Kimi düşünüyorum? Hürrem Sultan'ı mı düşünüyorum, kimi düşünüyorum böyle. Herkes bir şey düşünüyor. Düşünürken böyle giderken bir bayan geçti. Ulan kim bu? Böyle döndüm baktım. Aa baktım bizim Figen. Figen Amasyalı hanımefendi. Arkasından koştum. Dedim ki ne zaman çay içeceğiz? Halbuki o davet etti. Ama davet ondan geleceğine ben davet ettirdim kendim. Ne zaman çay içeceğiz dedim. Figen Hanım o günden beri bekliyor. Ama Ali Bey'le bir iki defa çay içti eşiyle. Ama Figen Hanım'la bugün içtim. Neden? Hemen bu hastalığı öğrenince onda da olduğunu bildiğim için sizlerle tanıştırmak için yanıma aldım geldim. Peki sevgili Figen, şu anda İzmir'de senin hastalığında olan kaç kişi var veya olabilir? Ya şöyle hastalığımın tanısının konulduğu günden itibaren sevgili oğlum Farcan ve çok yakın kadim dostum doktor arkadaşım bana ALS'yle alakalı bilgi okumamı, ALS sitelerine girmemi, onlarla alakalı takibi bana yasakladı. Hatta yemin ettirdi. İyi de yaptı. Bu buz dökme ve farkındalık yaratma ile alakalı yapılan çalışmalarda ister istemez ALS'lileri takip edip bakmaya ve onları gözlemlemeye başladım. İnanın hiç kimsenin görmek istemediği insani olmayan görüntüler var. O nedenle bildiğim tek ALS hastası Alper Bey, o da doktor, 10 yıldan beri ALS hastası, kongrelere katılıyor. Onun dışında benimle irtibata geçip de Figen Hanım iyisiniz, ne kullanıyorsunuz, biz ne alalım, nasıl fayda yaratalım diye benden bilgi almak isteyen birkaç kişi var. Onlar da rahmetli oldu. Ondan dolayı inanın hani sayı anlamında bilgi evet. vermem doğru olmaz. Şimdi sevgili Figen, sen sevgiyle yorulmuş insansın ve diyorsun ki bu iş her hastalık, yalnız bu değil. Aynen öyle. Sevgiyle uzaklaştırılır. Ya bir defa neyle beslendiğiniz önemli. Her insanın hayatta beslenme şekli farklı.
kimi sevgiden, kimi çalışmaktan, kimi kinden, kimi nefretten. Ben böyleyim. Ben ürettiğimde, çalıştığımda, topluma fayda sağladığımda mutlu oluyorum. Ve insanları, doğayı seviyorum. O nedenle de sanıyorum bu olumlu hayatıma yansıyor. Peki, ben eşinizle, sevgili Ali Amasyalı'yla görüştüm ve dedi ki en çok sevdiği seyahat. Öyle bir şey var mı? Var. En çok sevdiğim oğlum, ondan sonra... Oğlumuza da buradan sevgilerimizi iletelim. Aynen öyle. Oğlum, arkadaşlarım, hı, dostlarım. Benim fiziksel olarak, evet, hayatımda yapamadığım her türlü aktivite, fiziksel olayda hep yanımda, yanı başımda olan herkesi seviyorum. Ondan dolayı da seyahatte de tabii hep sevdiklerimle olduğumdan iyi. Bildiğim kadarıyla en son Küba'ya gittin. Aynen öyle. Kaç gün kaldınız Küba'da? 7. 7 gün. Güzel geçti mi? Çok keyifliydi. Ama sosyalizmin bana göre olmadığını anladım. Maalesef yani çok sefalet, parasızlık, zavallı insanlar. Yani o insanlar dans ediyorlar ama dans etme nedenleri mutluluktan maalesef değil. Tamamen para kazanmak amaçlı. Evet. Peki, bir de Çeşme'ye gidip geliyorsun bildiğim kadarıyla. Adaya, Kuşadası. Pardon, karıştırdım ben. Bizim İzmirliler hep şeye aynen, gidiyor ya. Aynen, ben Kuşadası. Doğru, ada, doğru. Hep ada geçince yanıldım. Hatta az önce eşinizle görüşüyorken, adadan gelirken dedi, ben ada hep böyle şey. Ya, Kuşadası. Doğru. Ama yarın galiba... Liyakat'ın bir toplantısı, oraya gideceksiniz. Kaçırmıyorsun. Elimden geldiğince. Peki, benim bildiğim kadarıyla sizin en çok hesap konusunda çok uzmansın gibi geliyor bana. Çok iyi biliyorsun hesapları, toplamayı, çıkarmayı, bilmem neyi. Ben en iyi pazarlamayı biliyorum. Öyle mi? Aynen öyle. Ortağım Murat Finans'tan, evet, ondan sonra daha iyi anlıyor muhasebe mezunu. Evet. O nedenle benim işim satmak. Öyle mi? Aynen. Peki, ben araba almak istersen bana satar mısın bir araba? Senin işin değil ama öyle sen söyledin, yani, laf olsun diye. Evet, satarım. Yani kesinlikle satarım diyorsun. Aynen öyle. Ev almayacağım, evi satarsın. İlla. Aynen öyle. Yani kedi uçan kuş bile kaçamaz elimden diyorsun. Yani. İşimi doğru yaptığımı, evet, inanıyorum. Ortağımla birlikte ve mutfağında olan ekip arkadaşlarımızla inanılmaz başarılıyız. Lafa hemen olmadı. Yani her bir poliçede herkesin inanılmaz emeği var. O nedenle güzel ve ama keyifli. Sizin ekibiniz çok güzel, biliyorum. Çok iyi. Çok iyi bir şey. Oturuyorsunuz, birlikte sohbet ediyorsunuz, birlikte kahvaltı yapıyorsunuz, birlikte yemek yiyorsunuz, bir yerlere aile ortamı. Ne güzel. 6-7-10 kişi böyle bir arada, aynen ne güzel. Öyle. Ne güzel. Aynen öyle. Peki, bu hastalığı insanlara duyurmak, yani bir farkındalık yapmak için ne yapmamız gerekiyor? Veyahut insanların ne yapması lazım? Ya, burada yapılacak tek şey var. Tabii ki Ar-Ge çalışmalarına destek olmak. Herkes ve de Türkiye'de herkes tabii ki benim kadar şanslı değil. Neden şanslı değil? Aldığım, kullandığım tüm vitaminler yurt dışından geliyor. Kullandığım iğneler yurt dışından, evet, geliyor. Ciddi anlamda ekonomiye ihtiyaç duyulan bir rahatsızlık. Bir adım ötesinde yatalak olduğunuzda bunun tekerlekli sandalyesi, yatağı, solunum cihazı, beslenme aparatları, evet, inanılmaz pahalı ve devletin bu anlamdaki
uzanabildiği elin çok olduğuna inanmıyorum. O nedenle dünyadaki yapılan bu kampanyanın en büyük amacı Ar-Ge çalışmalarında ciddi anlamda para toplamakta, ama Türkiye'deki amacı malzeme anlamında alamayanlara destek olmak adına derneğe bağış yapmaktı. Peki, çok teşekkür ederim. Sağ olun, ben Şimdi teşekkür biz ediyorum. böyle bir avasmak deyip gideceğiz. Kolunu sallayabilecek Yani misin? evet, en Yani azından böyle böyle bir selam yapabilirim. verelim biz de Aynen, sağ Asmavi. olun.